Gelecek kaygısı aslında hepimizin zaman zaman hayat içerisinde yaşadığımız bir kaygı türevi. Şimdi bugün biz nelerden konuşacağız? Aslında primer olarak gelecek kaygısından konuşacağız ama korku, kaygı bunlar çok birbiriyle karıştırılan kavramlar. Ve o yüzden aslında ne hissettiğimizi doğru anlayabilmek adına bu kavramları da doğru tanımlayabiliyor olmak, doğru konumlandırabiliyor olmak çok çok önemli. O yüzden birazcık korku ve kaygı kavramlarına değineceğiz ve gelecek kaygısı ne, bundan bahsedeceğiz. Gelecek kaygısının belirtileri kendini nasıl gösteriyor? Standart diğer alanlarla ilgili yaşadığımız kaygıdan daha farklı belirtileri var mı, onlara bakacağız. Kökeninde, nedenlerinde neler var? Dönemsel olarak değişiyor mu? İşte her yaşta yaşadığımız geleceğe yönelik kaygı daha mı farklılaşıyor, aynı mı kalıyor? Ne oluyor? Ve bunlarla ilgili neler yapabiliriz, nasıl baş edebiliriz? Şimdi korku, kaygı ve gelecek kaygısı. Şimdi bu üçlüyü tanımlamak istersek. Şimdi korku dediğimiz şey, yaşamı tehdit eden, gerçek tehlike karşısında hissedilen duyguya biz korku diyoruz. Yani baktığımız zaman ortada gerçek bir tehdit, gerçek bir risk olması gerek. Bunun sırasında hissettiğimiz duygu da korku oluyor. Yani atıyorum saldırgan bir köpek karşıdan üzerinize doğru koşuyor ve size doğru geldiğini görüyorsunuz. Bu sırada hissettiğiniz duygu korkudur. Son derece reeldir ve savunma içgüdüsüyle ilintilidir. Bizde direkt kendimizi kontrol etme, koruma, o durumun içerisinden kaçınmaya dair tepki dizisini beraberinde tetikleme özelliğine sahiptir. Şimdi kaygı bundan daha farklı. Kaygıda da bir korku var ama buradaki korku nedeni belli değil. Ortada hiçbir somut tehlike yok ama bir huzursuzluk, tedirginlik yaşıyoruz. İşte düşüncelerimiz yoğunlaşıyor, felaket senaryoları üretmeye başlıyoruz. Kendimizi kötü hissediyoruz. Buna da kaygı diyoruz. Kaygıda aslında real bir tehdit yok. Yani deminki köpek örneği üzerinden gidersek boş bir sokakta yürüyorum. Etrafta hiçbir tane bile hayvan yok. Olma ihtimali de pek yok ortam olarak. Ama ben o sırada üzerime saldırgan bir köpeğin koştuğunu düşünerek panikliyorsam ya da koşabilme ihtimali düşünerek panikliyorsam, bununla ilgili negatif düşüncelere, duygulara giriyorsam buna biz kaygı diyoruz. Şimdi gelecek kaygısı dediğimiz şey de aslında gelecek belirsiz bir ufuk çizgisi diyebiliriz. Yani orada ne olduğunu, nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı, evet bir planımız oluyor, bir niyetimiz oluyor, bir isteğimiz oluyor ama tam da aslında net olarak orada ne olup ne biteceğini de çok bilemiyoruz. O yüzden nasıl ilerleyeceğimizi tahmin etmediğimiz, üzerinde kontrol sahibi olmadığımızı düşündüğümüz, gelecekteki durumlara dair duyduğumuz yoğun endişedir gelecek kaygısı aslında. Bu şey, çizimi çok severim. Kaygı özgürlüğün baş dönmesidir der. Hakikaten öyledir. Yani çok özgür bir alan vardır orada. Tamamen belirsizdir. Tamamen aslında bizim üzerinde bir sürü değişiklik yapabileceğimiz, oynayabileceğimiz bir resim tuvali gibidir. Bir oyun hamuru gibidir. Ama ne olduğu da net olmadığı için birazcık başımızı da döndürür. Bir kaygıyı ortaya çıkarır. Şimdi gelecek kaygısı yaşadığımız zaman biz ne tür belirtiler yaşıyoruz? Şimdi normal kaygıda da, yani diğer alanlarda yaşadığımız kaygıda da hem duygusal, hem düşünsel, hem fiziksel bir sürü belirti yaşarız. Gelecek kaygısında da benzer belirtiler yaşarız. Mesela duygusal olarak yaşadığımız çeşitli belirtiler olur. Bunlar sürekli gerginlik ve huzursuzluk hissetmektir. Yani sürekli böyle sebebini bilemediğimiz, anlamlandıramadığımız bir gerginliğimiz ve huzursuzluğumuz vardır. Bunu net bir düşünceye bağlayamayabiliriz o sırada. Ama bir nasılsın dedi, ne bileyim ya, böyle bir içim huzursuz deriz. Özellikle de böyle geleceğe dönük planlarımızın fazla olduğu, düşüncelerimizin fazla olduğu alanlarda bunu daha yoğun bir şekilde hissederiz. Mesela işte evlilik hazırlığı yapıyoruzdur ya da şehir ülke değiştirme evresindeyizdir. İşte bir terfi dönemi yaklaşıyordur. Bu dönemler bu gerginliğimiz, huzursuzluğumuz aşırı artar. Çünkü burada o gelecekte olacak olaya dair bir kaygı hissetmeye başlamışızdır. Bu gelecek kaygısını hissettiğimiz noktalarda kendinden emin olamama hissi çok hakimdir. Yani adım kadar iyi bildiğim bir şeyi yaparken bile acaba doğru yapıyor muyum diye sorgularım. Ya da çok emin olduğum bir şeyin bile doğruluğunu teyit etmeye ihtiyaç duyarım. Bu gelecek kaygısının spesifik duygusal belirtilerinden bir tanesidir. Kendi yeteneklerimiz, başarılarımız, yeterliliklerimiz, yeteneklerimiz, sahip olduğumuz katma değerlerimizle ilgili azımsama eğilimi gösteririz.
Yani yok canım, ben aslında onu o kadar da iyi yapamıyorum. Bunu benden daha iyi bilen de var. Aslında ben o kadar da sandığım kadar zeki, işte başarılı, yetenekli değilim gibi kendimize dair pozitif özelliklerimizi daha böyle negatif, daha aşağıdan görme eğilimine sahip olabiliriz. Her türlü kaygıda bu çok belirgin bir özelliktir ama özellikle gelecek kaygısında bangır bangır bağırarak karşımıza çıkar kontrol kaybı hissi. Yani hiçbir şeyi kontrol edemediğimizi hissederiz, hayatı kontrol edemediğimizi hissederiz. Zaten böyle hamuru kabartan maya gibi düşünmek lazım. Kontrol hissi kaygının mayasıdır. Yani o kontrol hissi ortadan kalktıkça o kaygının şiddeti de daha yükselir, daha artar. Daha kocaman puf puf bir hamurunuz olur. Kaygı hamurunuz olur elinizde. O yüzden kontrol hissi ilerleyen slaytlarda değineceğim. Kaygıyı yönetmekte çok çok önemli noktalardan bir tanesidir. Şimdi yoğun gelecek kaygısına kapıldığımız noktalarda, yani bu kaygı işle ilgili de olsa, işte ekonomik güvenceyle ilgili de olsa, sağlıkla ilgili de olsa, ilişkiyle ilgili de olsa, neyle ilgili olursa olsun, bu kendimize azımsama eğilimi gösterdiğimiz için öz saygımız, öz değer, öz yeterliliğimiz ve öz şefkatimizde de bir düşüş gözlemleriz. Yani kendimizi bir beğenmeme, kendini bir sevmeme, kendine duyduğumuz saygıda bir azalma, kendimize daha acımasız davranma gibi düşünceler, davranışlar, söylemler içerisinde bulabiliriz kendimizi. Ve tüm bunların bir çıktısı olarak da aslında gelecek kaygısı yaşadığımız alanla ilgili diğer insanların kendimizden, yani bizlerden çok daha iyi olduğuna inanma eğilimi gösteririz. Atıyorum işimizle alakalı bir terfi dönemi yaklaşıyor ya da kariyerimizle alakalı bir gelecek kaygısı gidiyoruz. Yaptığımız meslek neyse o mesleği yapan diğer insanların bizden daha etkin, yetkin ve iyi olduklarına inanma eğilimi gösteririz. Ya da işte evlilikle ilgili bir kaygımız var. İşte hayatımızda hiç kimse yok, olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Uzun süreli bir ilişkimiz yeni bitmiş, yas tutmuşuz vesaire. İşte diğer insanlar daha güzel, işte daha evliliğe uygun, daha ilişki sürdürmeye uygun, ben değilim gibi böyle kıyaslamalar içerisine girerken bulabiliriz kendimizi. O yüzden aslında kaygı dediğimiz şey, hangi alanda yaşıyor olursak olalım ama özellikle de gelecek kaygısında bizim kendimiz olan inancımızı, değerimizi birazcık yerle bir etme eğilimine sahiptir. Davranışsal belirtiler ortaya çıkar yoğun kaygı yaşadığımız noktalarda. Bunun içine varoluşsal kaygılar diye tanımladığımız, hayatı sorguladığımız ve bunu hem kendi içimizde düşündüğümüz, hem etrafımızdakilerle konuştuğumuz bir böyle varoluşsal kriz, bir sorgulama hali ve bunun davranışsal çıktıları ortaya çıkabilir. Hayatımızı nasıl geçireceğimize dair sorgulamalar olabilir. Hangi konularda daha iyi olup olmadığımızı sorgulayabiliriz. Seçtiğimiz alanlarda mutlu ya da başarılı olup olmama ile ilgili yoğun düşünceler yaşayabiliriz. Ve bu sorgulamalar davranışsal çıktı olarak mevcut düzenlerimize o kaygı yaşadığımız şeylerden kaçma eğilimi getirebilir. Yani işimle ilgili bir sorgulama içerisindeyimdir. Orada bir kaygı yaşıyorumdur ve o sorgulamalar bana kendimle ilgili böyle öz saygımı çok etkiliyordur. Derim ki tamam o zaman ben işten istifa ediyorum. Çat diye işi bırakır giderim. Ya da ilişkim içerisinde bir evlilik planım vardır. Çocuk sahibi olmak istiyorumdur hayatımın ilerleyen dönemlerinde. Ama ilişkim oraya evrilmiyordur. Ama aslında baktığında hani bütününde ilişkinin içerisinde mutluyumdur da ama sırf bu kaygı beni o kadar ele geçirir ki yaşımda geçiyor bu ilişkinin içinde kaldıkça evlenemeyeceğim, çocuk sahibi de olamayacağım gibi düşüncelerle çat diye hayatımdaki insanı terk etmiş bulurum kendimi. Ya da mevcut bulunduğum yerden taşınıp gidebilirim. Bir kaçma tepkisi yoğun bir şekilde gösteriyor olabiliriz. Karamsar bir bakış açısının içerisine bürünürüz ve bu karamsar bakış açısı bizim davranışlarımızı en çok etkileme özelliğine sahip alanlardan bir tanesidir. Karamsar olmak sosyallikte azalmamıza sebebiyet verebilir, öz bakımımızı aksatmamıza sebep olabilir. Yani ne bileyim saçımın dibi üç parmak çıkar da kuaföre saçımı boyatmaya gitmem ya da düzenli spor yapıyorumdur, yediğime içtiğime dikkat ediyorumdur. Aman gelecekte dikkat ediyorum da ne olacak, gelecekten umudum yok gibi bir düşünceyle bunlara özen göstermekten vazgeçebilirim. İşte evimin derlenmesi, toplanması, temizliği bunları aksatabilirim. İşte uyuyakalıp işime geç gidebilirim. Normalde hiç uyum olmadığı halde o alarmı kapatırım ve aman bugün de 2 saat geç gitsem ne olur gibi bir düşünce içerisine girebilirim.
Olayın ciddiyetini çarpıtmak, mizah yoluna başvurmak, yoğun kaygı yaşadığımız zaman çok fazla başvurduğumuz bir roldür. Sosyal medyada da zaten görüyorsunuz yani dönen o bütün videoların, yapılan capslerin, işte karikatürlerin hepsinin temelinde aslında acılarla bir dalga geçmek, bir tiye almak, mizah yoluna başvurarak onlarla baş etmeye çalışmak yeter. Ama aslında bu baş etmeyi sağlamaz. Üstelik üstüne o mevcut durumun gerçekliğinin içine girip gerçek analizini yapıp onunla ilgili bir çözüm bulma yolunda ilerlemenin önüne geçer. Mizaha çok fazla başvuruyor olmak ve gelecek kaygısı da mizaha başvurduğumuz, tiye aldığımız en yoğun kaygı türüdür. Çünkü çok büyük bir belirsizlik vardır. Çok uzun bir zaman dilimine yönelik kaygı duyuyorumdur. Yani dün 3 gün sonrasıyla alakalı değildir bu kaygı. 15 yıl sonrasıyla alakalıdır. Nasıl baş edeceğimi de bilemem. Tiye alır geçer giderim. Bir diğer davranışsal özelliği aşırı düşünme hali yaratır bizde. Ve bu düşünme eylemlerimize de yansır. Çünkü aşırı düşünme, overthinking dediğimiz şey aslında bizim diğer eylemlerimizi aksatmamızı, yapmamamızı, işte uzak durmamızı, kaçmamızı sağlar. O yüzden bu aşırı düşünme hali aslında yoğun kaygı yaşadığımız dönemde sık sık karşımıza çıkan bir belirtidir. Sık sık karar değiştiririz. Bu da gelecek kaygısının en çok ortaya çıkan özelliklerinden bir tanesidir. İşte işimden mutsuzumdur, işimde bir gelecek görmüyorumdur ve beni çok yoğun kaygıya sürüklüyordur bu durum. Çünkü işte ekonomik açıdan düşünüyorumdur, kariyerim açısından düşünüyorumdur, bir sürü alandan değerlendiriyorumdur. O yüzden de başka iş arayışlarına girerim. Güzel iş teklifleri gelir ama sonrasında bir sebepten vazgeçerim. Ya da işte işimi değiştiririm ama 3 gün sonra başka bir yere geçerim. Yani sürekli mevcut verdiğim kararları ve attığım adımları değiştirme eğilimi gösteririm. Bu da aslında farkında olmadan o gelecek kaygımı böyle yanan bir ateş gibi düşünüyorsak altını körükleme, o alevi daha da horlama harlama eğilimi içerisinde olmasına sebep olur. Çünkü sık sık karar değiştirmek demek ya da sık sık bu kararların getirdiği eylemleri değiştiriyor olmak demek o güven ortamını sağlayamıyor olmak demektir. Ve güven ortamını sağlayamadığım noktada da attığım adımlardan hiçbir zaman emin olamam, o kaygımı dindiremem, kendimi güvende hissedemem. Bir diğer davranışsal belirtisi de dikkati toparlamakta zorlanmaktır. Yani zihin meşgul oldukça, aşırı düşünme hali geldikçe, kaygılı düşünceler kafamın içinde oradan oraya dans ettikçe ciddi dikkat güçlükleri yaşamaya başlarız. Ve bu dikkat güçlükleri beraberinde aslında hata yapmayı, işte çok iyi bildiğimiz, çok emin olduğumuz şeylerde bile yanlışlar yapmayı ya da işte karşımızdakinin söylediklerini tam anlamadan reaksiyon vermeyi ve ister istemez böyle bir iletişim probleminin ortaya çıkmasına sebep olmayı sağlar ne yazık ki. Ve tüm bu belirtiler, duygusal ve davranışsal belirtiler aslında beraberinde çeşitli fiziksel semptomları da getirir. Bunlar aslında genel standart kaygı semptomlarıyla aynıdır. İşte başımız ağrıyabilir, başımız dönebilir, kulaklarımız uğuldayabilir, sindirim sistemi problemleri yaşayabiliriz, kas eklem ağrıları yaşayabiliriz, uyku ve iştahımızda değişimler olabilir. Kimimizin iştahı aşırı artar, kimimizinki kesilir, kimimiz uykudan kafamızı kaldıramayız, kimimiz aşırı uykusuzluk yaşarız gibi gibi fizyolojik bir sürü yansıması da olabilir. Özellikle de bu kronikleştikçe, uzun sürdükçe bu yarattığı fizyolojik semptomlar hastalıklar haline de gelebilir. Yani bu aşırı düşünme halinden, yaşadığım yoğun kaygının yarattığı zihin bulanıklığından dolayı baş ağrıları, baş dönmeleri yaşıyorumdur. Bunu o kadar uzun süre yaşarım ki en sonunda artık böyle bir işte gerilim tipi baş ağrısı tanısı alabilirim. Migren hastası olabilirim ya da gastritim reflüm olabilir mide ağrılarına bağlı olarak. İşte irritable bağırsak sendromu geliştirebilirim. Fibromiyajı geliştirebilirim. Kronik kas eklem ağrılarına bağlı olarak bunların hepsi aslında bu kaygıyı ne kadar uzun süre ve ne kadar yoğun yaşadığımızla ilintili olarak karşımıza çıkar. Şimdi gelecek kaygısının bir sürü nedeni var aslında baktığımız zaman. Bu nedenlerin en başında belirsizlik geliyor. Şimdi gelecek dediğimiz şey adı üstünde gelecek yani daha ne olacağına dair çok da fazla fikrimizin olmadığı bir şey. Bu bizi endişeye sürükler. Neden mesela insanların çoğu fal baktırmayı sever?
Neden kahve falı, tarot falı baktırırız? Ya da neden astrolojiyi takip ederiz? Neden işte günlük, haftalık, aylık, yıllık burç yorumumuza bakmaya, okumaya ihtiyaç duyarız? Yıldız haritamızı çıkarttırmaya ihtiyaç duyarız? Çünkü bunların hepsi aslında gelecekle ilgili yaşadığımız kaygıyı kontrol etmeye yönelik bir baş etme mekanizmasıdır bunlar. Yani işte fal baktırırım, önümde işte planladığım bir şey vardır. Orada falı bakan kişi, aa burada kuş gördüm, istediğin haberi alacaksın dediğinde o beklediğim durumla alakalı içim rahatlar, hafiflerim. Aa tamam derim. Ya da işte astrolojik açıdan burç yorumun bana işte önümüzdeki bir ayın benim açım, benim burcum için çok sürprizlerle dolu olduğunu, istediğim her şeyin önüme geleceğini söylüyorsa bu acayip hoşuma gider. Çünkü o sırada beklediğim bir şeyler vardı ve gelecek kaygım orada hafifler. Belirsizlik kontrol kaybını beraberinde getirdiği için kaygıyı da arttırma özelliğine sahiptir. Şimdi hepimiz aslında temelde hayatımızla ilgili her şeyi kontrol etmeyi isteriz. Her şey bizim kontrol alanımızın içinde olsun isteriz. Ve ne yazık ki acı bir gerçekler, birçok şeyi kontrol edemeyiz. Yani hayatımızda ne oluyor, ne bitiyor, gelecekte ne olacak, ne bitecek, bunlar bir yere kadar kontrolümüzün altındadır. Çünkü maalesef ki tek başımızda yaşamıyoruz ya da her şeyin karar mekanizması biz değiliz. Bizim hayatımızla ilgili birçok şeyde başka insanların, başka durumların payı var, rolü var. Ve bu rollerde o kontrol kaybını ortadan kaldırıyor. Ve bu kontrolü ne kadar kaybetmiş hissedersek de o kadar kaygımızı daha yoğun bir şekilde hissedebiliriz. Bir diğer gelecek kaygısının nedeni mükemmeliyetçilik. Mükemmeliyetçilik birçok insanın yapısında olan bir şey. Kendi üzerimize aşırı baskı kurmak ve mükemmel sonuçlar beklemekle karakterize bir şeydir bu. Bazı insanların kişilik örüntüsünde bu vardır. Doğuştan getirdiği bir özelliktir. İşte mükemmeliyetçi bir ebeveyni vardır, ondan öğrenmiştir. Ya da bir travmatik deneyimi vardır. Bundan dolayı böyle bir mükemmeliyetçilik kılıfı geliştirmiştir. Bunlar gelecek kaygısını ciddi ölçüde arttırma özelliğine sahiptir. Çünkü mükemmeliyetçi bireylerin zihninde geleceğine dair çok net bir resim vardır. Ve o olmazsa mükemmelliğe ulaşamayacağını düşünür. Yani böyle olması gerekiyor. Böyle olmazsa tamam geçmiş olsun, benim hayatım istediğim gibi olmayacak gibi bir yerden bir fikre kapılabilirler. O yüzden de bu kaygıyı daha pekiştirme özelliğine sahiptir. Ama kötü bir haberim var. Mükemmelin tanımı yok. Yani mükemmel diye bir şey yok. Benim için mükemmel olan sizler için mükemmel olmayabilir. Ya da sizin için mükemmel olan benim için son derece yetersiz olabilir. Hepimizin mükemmel tanımı birbirinden farklıdır. Ve aslında görünmez bir hedef olma özelliğini taşır. O yüzden mükemmeliyetçiliği netleştiriyor olmak ve o mükemmeli aslında işte bana göre en iyisi ya da yeterlisi diye tanımlayabiliyor olmak, mükemmeliyetçiliğin yarattığı kaygıyla baş etmekte çok etkilidir. Orada amaç aslında bir başkasından daha iyi yapmak, ondan daha iyi yapmak olduğunda böyle değirmenlere karşı savaşan Don Kişot gibi oluyoruz. Çünkü evet, belki iş yerimde yanımdakilerle rekabet edip onları geçerek mükemmele ulaştığımı düşünebilirim. Ama dünya üzerinde aynı işi yapan milyarlarca insan var. Ve ya muhakkak onların içerisinde benden daha iyisi var. O yüzden orada birazcık daha beklentiyi gerçekçi bir yerden bakarak bu mükemmeliyetçilik ceketini üstümüzden biraz çıkarmaya çalışmak aslında bu kaygıyı, özellikle gelecek kaygısını hafifletme özelliğine sahiptir. Aksi takdirde her alanda, her alanı daha doğrusu bir başarı başarısızlık segmentinde değerlendirmeye başlarız. Bazen danışanlarımla konuşurken denk geliyorum böyle. Mesela ilişkisi bitiyor, başaramadım diye tanımlıyor bana anlatırken. Yani ilişki aslında başarılacak bir şey değil. İlişki tamamen duygu ve paylaşımla benzer bir paralel üzerinden ilerleyerek sürdürdüğümüz bir dinamik. Yani o paralellerimiz ayrıldığı noktada onları tekrar birbirine denk getirmeye çalışıyoruz. Geliyor ya da gelmiyor. Çünkü orada iki bambaşka bireyin hayatının ortak dinamiğinden bahsediyoruz. Ama bu bittiği noktada mesela insanlar bunu başarısızlık olarak algılıyorlar. Ya da işte bir sürü anneden duyuyorum, anne olan danışanlarımdan. Bebek kolik oluyor işte ya da alerjisi oluyor ya da doğuştan getirdiği böyle bir rahatsızlığı oluyor. Anne bunu kendi anneliğine bir başarısızlık olarak addediyor. Ya da her bebek mesela dünyaya kendi karakteriyle geliyor. Ama o karakteri yok sayıp
işte umduğumuz gibi davranmadığı için kendimizi başarısız buluyoruz. Hayır. Yani başarı başarısızlık öyle bir şey değil. Mükemmeliyetçilik de tamamen bununla tetiklenen bir şeydir ve gelecek kaygısının çok güzel böyle zemininde hazırlama özelliğine sahiptir. Geçmiş deneyimlerimiz gelecek kaygımızı oluşturan faktörlerden bir tanesidir. Geçmişte yaşadığımız olumsuz deneyimler geleceğe dair endişelerimizi arttırabilir. Özellikle de aynı konu başlığında. Benzer şeyleri tekrar yaşamaktan korkarız. İşte işimizde ya da mesela iş değil de daha öğrencilik hayatından örnek vereyim önce. İşte lise dönemi girdiğim sınavda çok başarılı olamamışımdır. Üniversite sınavına gireceğim zaman kaygıyı daha yoğun yaşarım. Ya da işte bir terfi döneminde terfi alamamışımdır. Bir sınavdan geçmem gerekiyordur. O sınavı geçememişimdir. Bir sonraki sınav dönemi daha yoğun kaygı yaşarım. Ya da işte bir ilişkimde aldatılmışımdır. Bir sonraki ilişkimde de aldatılmaya dair ciddi korku ve kaygı yaşarım. Ve o yüzden de o ilişkinin geleceğiyle ilgili hiç pozitif bir şey düşünmez bulurum kendime. Ya da işte gebe kalmaya çalışıyorumdur, tedavi oluyorumdur, birkaç deneme başarısız olmuştur. Sonrasıyla alakalı ciddi negatif düşünceler içerisine girebilirim ve kaygım çok daha fazla artabilir. O yüzden geçmiş deneyimlerimize atfettiğimiz düşünceler, onları zihnimizde konumlandırdığımız alanlar, gelecekte benzer durumlarla alakalı yaşayacağımız kaygıyı çok majör belirleme özelliğine sahiptir. Bir diğeri sosyal karşılaştırma. Sosyal karşılaştırma gelecek kaygısını ortaya çıkaran çok temel öğelerden bir tanesidir. Çok da zehirlidir. Başkalarıyla karşılaştırma yapmak hem kendimize hem çevremizdeki insanları kişinin kendisini yetersiz hissetmesine neden olur. Ve başkalarının başarısızlıkları, elde ettikleri, kazandıkları para, sosyal statüleri, kiloları, boyları, işte saçlarının ne kadar güzel olduğu ya da işte çocuklarının ne kadar uslu olduğu ya da işte ne kadar sürede ne kadar hızlı ilerlediği bunların hepsi bize kendimizi son derece yetersiz hissettirecektir. Ve geleceğe dair kaygımızı çok daha yoğun hissetmemize neden olacaktır. Burada unutmamamız gereken yani şey şudur. Her insan biriciktir ve her insanın timeline yani zaman çizgisi birbirinden farklıdır. Kimi insan işte 18 yaşında üniversiteye girip işte 22-23 yaşında üniversiteyi bitirip hemen işe başlayıp işte 30'lu yaşlarında orta düzey yönetici olup işte aynı zamanda evlenip ilk çocuğunu doğurmuş olabilir. İlk çocuğuna sahip olmuş olabilir. Kimi insan 40 yaşında bu zamana kadar yaptığım hiçbir şey beni mutlu etmiyor deyip hayatını baştan aşağı değiştirip sıfırdan bir şeylere başlayıp 50 yaşında inanılmaz başarılı olup işte çok daha istediklerini elde etmiş olabilir. Kimisi bunu 20'sinde yapabilir. Yani hepimizin zaman çizgisi birbirinden farklı. Evet, eğitimin getirdiği yaş aralıkları ve işte toplumsal normlar, aile öğretileri bize belli başlı şeyleri belli başlı yaşlarda yapmamız gerekiyormuş gibi bir algı oluşturuyor zihnimizde. Ama hayır. O yüzden iş arkadaşınızın işte 35 yaşında iki tane çocuğunun olup işte müdür olmuş olması, kendi evini almış olması sizin de bunları yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Ya da işte bilmem kimin çocuğunun 6 yaşında keman çalıyor, aynı anda işte çok güzel İngilizce konuşmaya başlamış, okula başlamadan okuma yazmayı öğrenmiş olması sizin çocuğunuz da aynı şeyleri yapması gerektirdiği anlamına gelmiyor. O yüzden kendimize ve başkalarına, çocuklarımıza, eşimizi, partnerimizi birileriyle kıyaslamak aslında yetersizlik duygusu ve beraberinde de korkunç bir kaygıyı ve hatta o yetersizliğin içinde kıvranarak bir depresyonu da beraberinde getirecektir. Mümkün olabildiğince bundan uzaklaşmamız gerekiyor. Bunun temelinde tabii ki primer olarak ailelerimiz yatıyor. Çünkü hiçbirimiz kendimizi durduk yere bir başkasıyla kıyaslama gibi bir mekanizma geliştirmiyoruz. Bunu öğreniyoruz. İşte annelerimiz, babalarımız ya da diğer aile büyükleri, anneanneler, babaanneler, dedeler, halalar, teyzeler, enişteler. İşte bak komşunun çocuğu hiç öyle yapıyor mu? Ya da Ayşe teyzenin oğlu şu yaşta şunu öğrendi, sen hala bilmem ne falan gibi konuşmalarla bize bunu aslında birazcık işliyorlar. Ve kendimizi sürekli başkasıyla kıyaslamamız gerektiğini düşünüyor oluyoruz. Sonrasında da okul bunu perçinliyor.
Çünkü sınavlar hep bir yarış. İşte kim kimden daha yukarıda puan aldı, kim kimi geçti, kim daha başarılı, kim daha başarısız. Öğretmenler de farkında olmadan bu çok pekiştirme özelliğine sahip olabiliyorlar. O yüzden her zaman söylediğim şey, yani evet bazı sistemler böyle kuruluyor olabilir ama aslında hepimizin yegane rakibi kendimiziz. Yani bir hedef koyuyorsak o kendimize geçmekle ilgili olmalı. Keza çocuklarımıza da bir şeyleri öğretirken, bunlarla ilgili konuşurken çocuklarımıza da onu söylemek gerekiyor. Yani önemli olan orada kendilerini daha iyi bir evreye yükseltmek, kendilerinin bir adım ötesine geçmek. Bir başkasının değil. Çünkü bir başkası adı üstünde bir başkası. Bambaşka bir dinamiğin içinde dünyaya geldi ve hayatını o şekilde devam ediyor. Aslında benimle hiç de alakası olan birisi değil. O yüzden sosyal karşılaştırma gelecek kaygısıyla alakalı en temel faktörlerden bir tanesi. Bir diğeri iletişim eksikliği. Yani burada iletişim eksikliğinden kastettiğimiz duygularımızı, düşüncelerimizi, bunların bizde yansıttığı diğer öğeleri, işte bedensel yansımaları olabilir, işte eylemsel yansımaları olabilir. Bunları açıkça ifade edememe ya da destek aramama gelecek kaygısını arttırabilir. Kaygı söz konusu olduğunda konuştuğum danışanlarımın çoğunda şunu gözlemliyorum. Kendi yaşadıkları kaygı konusu, kaygı başlığı ne olursa olsun sadece onlara ait bir şeymiş gibi algılama eğiliminde oluyorlar. Yani ya da o yoğun kaygıyı hiç kimse onun kadar yoğun hissedemez gibi düşünüyorlar. Yani etraflarında tabii ki kaygı yaşamış, kaygı bozukluğu yaşamış insanlar oluyor ama herkese kendi kaygısı en büyük geliyor. Ama aslında kaygı da bunları konuşuyor, paylaşıyor olmak çok çok kıymetli çünkü şeyi gösteriyor. Ya bir dakika, hani geleceğiyle ilgili endişelenen yegane insan ben değilim. Ya da bak, o da aynı şeyleri düşünüyor. O da benzer yerlerden geliyor. Onun da aslında benimkiyle çok aynı düşünceleri var ve bak aslında onun bununla ilgili şöyle de bir fikri var gibi bir yerden çözüm önerilerini de beraberinde getirdiği için özellikle bu kaygılı duygularımızı ve bunları eşleden düşüncelerimizi paylaşıyor olmak çok kıymetli. Ve bunu özellikle de benzer ortamlarda bulunduğumuz insanlarla paylaşıyor olmak. Yani ilişkimle ilgili kaygı yaşıyorsam mesela ne yaparız? Biz ilişkimizle ilgili bir kaygımız var. Bunu ilk gideriz yakın arkadaşımızla dertleşir, onu anlatırız. Ya da kendi kendimize düşünüyoruz ya da işte aile üyelerimizden biriyle hani bu konuları konuşuyorsak gider onunla paylaşırız. Ama aslında muhatabıyla paylaşmayız. İlişkimle alakalı bir kaygı yaşıyorsam bunun muhatabı kim? Partnerim. Gidip onunla bu kaygıyı konuşuyor olmam lazım. Ya da işimle ilgili bir kaygı yaşıyorum. Kariyerimle ilgili bir kaygı yaşıyorum. Bunu gidip primer yöneticimle konuşuyor olmam gerekir. Ya da işte aynı pozisyonda çalıştığım diğer iş arkadaşlarımla bunu paylaşıyor olmam gerekir ki hani onlar da benzer şeyler düşünüyorlar mı? Ya da işte yöneticim benimle ilgili ne düşünüyor? İleriye dönük benimle ilgili planı ne? Bunları konuşuyor olmak çok çok kıymetlidir. O yüzden kaygı ile ilgili duygu ve düşünceleri paylaşmıyor olmak da gelecek kaygısını aşırı pekiştirme özelliğine sahiptir. Bir diğer gelecek kaygısını oluşturan nedenlerden bir tanesi kültürel ve toplumsal etkilerdir. Yani bunları işte ekonomik belirsizlikler, krizler, her gün değişen işte artan zamlar, siyasal krizler, doğal afetler, toplumsal eylemler gelecek kaygısını tetikleyebiliyor. Yani işte siyasi bir değişim oluyor, seçim oluyor, bir şey oluyor. Bu otomatikman gelecek kaygımızı etkiliyor. Çünkü İşte zamlar gelecek gidecek, şu şöyle olacak, bu böyle olacak, işte planladığım şeyleri gerçekleştirebilirim ya da gerçekleştiremem gibi bir sürü düşünce içerisinde girebiliyoruz. Ya da bir doğal afet oluyor, işte olağanüstü bir hal ortaya çıkıyor. Bu ister istemez bütün toplumun ekonomik düzenini, çalışma düzenini, alınacak önlemleri vesaireleri değiştirebiliyor. Ve haliyle bu da bizim bireysel olarak yaşadığımız gelecek kaygısı pekiştirme özelliğine sahip oluyor. İlişki dinamikleri, bunlar gelecek kaygımızı etkiler. Bu ilişki dinamiklerini sadece romantik ilişki olarak ele almayın. Yani aile içi ilişki dinamikleri, arkadaşlık ilişkileri, iş yerindeki ilişki dinamiklerimiz bizim sosyal ve duygusal geleceğimizi sorgulamamıza sebep olabilir bu dinamiklerdeki değişimler. Yani üst üste yakın zamanda iki tane arkadaşınla problem yaşarsın, ilişkini bitirirsin, arkadaşlığını bitirirsin. O zaman geleceğe yönelik bir kaygı yaşamak, yalnız kalmaya dair düşüncelerin artması çok normaldir.
Ya da işte iş yerinde birileriyle problem yaşarız. Sonra bölümümüz değişir. Orada da işte körün taşı birisiyle bir ters bir şey yaşarız. Otomatikman hemen iş yerindeki geleceğimizle ilgili kaygılar içerisine, kaygılı düşünceler içerisine girebiliriz. Çok olağandır. Bir diğer gelecek kaygısının nedeni yaşam evreleridir. Şimdi hepimiz her yaşta aynı gelecek kaygısını yaşamıyoruz. Yani üniversite öğrencisinin yaşadığı gelecek kaygısıyla 40'lı yaşlarındaki birisinin yaşadığı gelecek kaygısı aynı olmuyor. O yüzden aslında yaşam evreleri de yaşadığımız gelecek kaygısının şekillenmesinde çok etkendir. Gelecek kaygısı genelde aşağı yukarı ergenlik çağında ilk ortaya çıkmaya başlar. Ergenlik çağında işte o yetişkin kimliğimizi inşa etme aşamasında olduğumuz için nasıl bir yetişkin olacağımız, ne istediğimiz, işte hangi okulda okumak istediğimiz, nasıl bir iş yapmak istediğimiz, nasıl bir hayat hayali kurduğumuzla alakalı, işte cinsel kimliğimizle alakalı, partner ilişkilerimizle alakalı düşüncelerimizin çok yoğun olduğu, işte flörtleşmeyle ilgili isteğimizin, arzumuzun, işte bir kız arkadaşımız olsun, erkek arkadaşımız olsun istediğimiz bir dönem olduğu için ergenlik çağı aslında gelecek kaygının ilk ortaya çıktığı dönemler. Sınav dönemleri gelecek kaygısının çok majör belirleyici olduğu bir dönemdir. Çünkü aslında ne yazık ki kendime bildim bileli hep bunun çok yanlış olduğuna inanıyorum ve muhtemelen hayatımın sonuna kadar da bunu savunacağım. Birkaç saatlik bir sınavla bütün geleceğimize karar veriyor olmak o yaşlardaki bir ergen için gerçekten çok kaotik ve korkunç bir gelecek kaygısını beraberinde getiren bir durum. Okuldan mezun olma dönemleri, yani üniversitenin sonuna yaklaştığımız dönemler gelecek kaygısını yoğun yaşadığımız dönemlerden bir tanesidir. Çünkü ne yapacağımızı bilemeyiz. Artık öğrencilik hayatı bitiyordur. İşte üniversitede böyle biraz karşılığımı çıkarayım diye ekstra böyle ufak tefek iş tecrübelerim varsa çalışmaya başladıysam biraz daha bu işte çalışma hayatıyla alakalı düşüncelerim daha netleşiyor olabilir ve daha aslında kaygıyı hafif yaşıyor olabilirim. Ama genel olarak işte nasıl bir işim olacak, ne kadar para kazanacağım, kendimi geçindirebilecek miyim, işte ayrı bir evim olabilecek mi, kendi hayatımı kurabilecek miyim, işte kariyerimde ilerleyebilecek miyim, iş hayatında başarılı olabilecek miyim gibi en yoğun gelecek kaygısını yaşadığımız dönem aslında üniversiteden mezun olduğumuz dönemdir. İşte akademik kariyerine devam etmek isteyenlere başka kaygılar eklenir bunun üzerine. Yani yetişkin hayatında öğrencilik devam ediyordur ama bir yandan da yetişkin hayatının sorumlulukları vardır. İkisini bir arada nasıl sürdüreceğiyle ilgili. İşte hele bir de o sırada böyle bir aile kurmaya niyetlendiyse, bir partneri ilişkisi vesairesi varsa onunla ilgili düşünceleri de devreye girecektir. Evlilik süreci, yaşam evresi olarak, yaşam dönemi olarak yoğun gelecek kaygısının ortaya çıktığı bir dönemdir. Çünkü bambaşka bir dinamik kuruyoruzdur, bambaşka bir hayatımızın içerisinde bir evreye adım atıyoruzdur. Bunun getirisi olan işte ortak yaşamla ilgili bir başkasıyla hayatı paylaşmak, sorumlulukları paylaşmak, aile kurmak, gelecek inşa etmekle ilgili kaygılar devreye girer. Çocuk sahibi olma fikirleri devreye girdiğinde bunlar evlilikle ilgili bir yaşam evresinin gelecek kaygısını arttırıcı faktörlerinden bir tanesidir. Çünkü çocuğun geleceğiyle ilgili kaygılı düşünceler devreye girer. Ve son olarak da emeklilik döneminde aslında yaşam evresi olarak yoğun bir kaygı yaşamaya başlarız. Çünkü emeklilikle beraber işte hayatımızın konforuyla alakalı, işte hayat boyu geliştirdiğimiz sistemle alakalı majör bir değişim ortaya çıkar. Ve bu değişime nasıl adapte olacağımız, nasıl baş edeceğimiz, bununla neler yapacağımıza dair düşüncelerimiz değişir. Bir yandan işte emeklilik eşittir, böyle yaşlılığa doğru yaklaşıyorum gibi bir algı oluşturduğu için o yaşlılığın getirecekleri, yaşlılık sürecini nasıl hayal ettiğimiz, onunla ilgili neler yapabileceklerimiz belirsizliklerin, endişelerin artmasına sebep olabilir. O yüzden yaşam evreleri aslında gelecek kaygısında çok önemli bir noktadır. Bir yandan da psikolojik faktörler de gelecek kaygısına zemin hazırlamakta ve bu kaygıyı hissedeceğimiz şiddeti belirlemekte etkendir. Eğer daha öncesinden geçirilmiş bir anksiyete bozukluğumuz ya da depresyon hikayemiz varsa, öyle bir öykümüz varsa ya da kişilik görüntüsü olarak daha depresif bir kişilik yapılanmasına sahipsek ya da daha kaygılı bir kişilik özelliğimiz varsa
Bu bizim genel kaygı düzeyimizi arttıracaktır. Geleceğe dair duyduğumuz endişeleri de diğerlerine göre birkaç barem daha fazla hissetmemize sebep olacaktır. Aslında baktığımız zaman yani bizim böyle işte psikolojik zorlanma diye tanımladığımız şeylerin birçoğu karakter örüntüsü. Yani kaygılı olmak da, yani kaygı da bizim aslında hepimizin hissettiği bir duygu. Her kaygı hisseden kaygı bozukluğu tanısı almıyor. Ya da bu bir problem haline gelmiyor. Ama kimimiz bunu 3 birim hissederken, kimimiz 5 birim hissediyor, kimimiz 10 birim hissediyor. Ve buna bağlı olarak da yaşadığı zorlanmalar farklılaşıyor. Zaman zaman işte hayatının içerisindeki dönemlerden geçerken bununla baş etmekte güçlük çekiyor ve destek almaya ihtiyaç duyuyor. İşte bu zorlanmaları yaşayan bireyler gelecekle ilgili böyle adımlar attıklarında ya da işte geleceğe dair gündemleri olduklarında bu kaygıya daha yoğun yaşamaya meyilli olabiliyorlar. Görüldüğü üzere aslında gelecek kaygısının birçok sebebi var, birçok faktörü var. Aslında hani yaş, cinsiyet, din, dil, ırk fark etmeksizin herkesin yaşadığı da bir duygu ve son derece de doğal, son derece olağan. Biz ne zaman bunu bir problem olarak ele alıyoruz? Günlük yaşama etkisi fazla olduğunda ya da bizi aşırı rahatsız ettiğinde. Yani gündelik yaşamımı etkilemiyordur, işlevselliğimi bozmuyordur. İşte işimden istifa edip basıp gidesim gelmiyordur ya da işte yataklardan çıkmadan her şeyden kaçma gibi bir tepki vermiyorumdur ama gene de beni düşünsel olarak çok rahatsız ediyordur. O noktada işte yardım alıyor olmak çok çok önemli. O yardıma ulaşıyor olmak çok çok önemli. Peki bu gündelik yaşamımızı etkiliyor dediğimiz kısımlar neler? Yani şimdi gelecek kaygısını çok yoğun yaşadığımız zaman zihinsel bir yorgunluk yaşarız. Zihinsel enerjimizi tüketir, böyle kafam yorgun dediğimiz, böyle kafam vücuduma ağır geliyor dediğimiz bir hal içerisine girebiliriz, bitkinlik hissedebiliriz. Bu da haliyle rutinimizin içerisinde yapmaya alıştığımız, işte sevdiğimiz şeyleri yapmaktan bizi alıkoyabilir. Konsantrasyon güçlüklerine sebep olabilir. Odaklanmayı zorlaştırabilir ve bu da doğal olarak verimliliği azaltabilir. Şimdi kaygıda bizim kendini doğrulayan kehanet dediğimiz bir kavram vardır. Korktuğumuzu başına getirdiğimiz işte kimi insanın evrene kötü enerji yolladım ve geldi beni buldu ya da işte içimden geçirdim bak içime doğan oldu falan diye tanımladığımız ama aslında tamamen kaygının yaptığı bir durum vardır, bir metafor vardır. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Şimdi mesela en güzel örneğine bu konsantrasyon üzerinden gidebiliriz. Terfi almakla ilgili bir kaygım var. Terfi dönemi yaklaştı. İşte terfi alacak mıyım, almayacak mıyım, maaşıma zam gelecek mi, bir pozisyona geçecek miyim, geçmeyecek miyim bunu bekliyorum. Ve bunu beklediğim dönemde zihnim bu düşünceyle aşırı yoğun, aşırı meşgul. Her gün hesap kitap yapıyorum öyle olursa da böyle. İşte müdürle de onu mu konuşsam acaba, şu günde şunu mu yapsam acaba, bilmem ne mi acaba diye. Sürekli kafamda 40 tilki, 40'ının kuyruğu birbirine dolanmış takılıyorlar. Bu noktada konsantrasyon güçlüğü yaşamaya başlarım doğal olarak. Dikkatimi toparlayamam ve adım kadar bildiğim şeyleri yanlış yapmaya, hata yapmaya, işte görevlerimi unutmaya, bir şeylere atlamaya başlayabilirim. Ve o terfi zamanı geldiğinde de yöneticimden şunu duymam çok olası bir hal alabilir. Senacığım son zamanlarda senin performansın çok düştü. Dikkatini de hiç işe vermiyorsun. O yüzden yani tamam hani standart zam uyguladık sana ama daha ekstra bir şey yapmadık. Terfini de biraz bekletiyoruz. İkinci 6 aylık periyotta bir daha değerlendireceğiz cümlesiyle karşılaşabiliriz. Bu sefer de döner derim ki bak aklıma gelen başıma geldi. Ben dedim zaten terfi alamadım. Evrene kötü enerji yolladım falan falan. Aslında kendim yapmışımdır bunu. Kaygı beni ele geçirmiştir, düşüncelerimi ele geçirmiştir ve o korktuğunda başıma gelmiştir. Karar almada güçlük çekebiliriz. En basit aldığımız kararı bile almakta zorlanabiliriz. Çünkü onun 10 adım sonrasında ne getireceğiyle ilgili zihnim çok meşguldür. O yüzden seçmekte zorluk çekebilirim. Ve ister istemez tüm bunlar da bir sosyal izolasyona yol açabilir. Çünkü kafam çok meşguldür, dikkatimi hiçbir yere veremiyorumdur. O kafa yoğunluğunun yarattığı bir keyifsizlik, mutsuzluk vardır. O yüzden en sevdiğim insanlarla bile görüşmekten, konuşmaktan kaçınabilirim. Fiziksel belirtilerim artabilir.
Demin bahsettiğimiz fizyolojik semptomlar haliyle yaşam kalitemi bozar, etkiler. İşte doktora gitmek zorunda kalırım. Çünkü genelde bu fiziksel belirtileri yaşadığımız zaman hiçbirimiz ilk etapta bunun psikolojik olduğunu düşünmeyiz. Ya mideme bir şey oldu herhalde, dur bir gastroenteroloğa gideyim deriz. Ya da bir nöroloğa gideyim, başım çok ağrıyor bu aralar deriz. Ama aslında bunların hepsi duygusal kökenli tetiklenmelerdir. Yani duygusal dalgalanmalar çok yoğun yaşarız gelecek kaygısı yaşadığımızda. Bu da iletişim ve ilişki problemlerini beraberinde getirir. Çünkü işte bir gün iyiyimdir, bir gün kötüyümdür. Buna bağlı verdiğim tepkiler değişebilir. Gözünün üstünde kaşım var diyene dönüp bağırırken bulabilirim kendimi. Bir noktadan sonra hayatımızdaki insanlar da dönüp bize ne yapıyorsun sen bir kendine gel diyebilir. Ya da tartışmalar çıkabilir. Bu da ilişki problemlerinin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Motivasyon kaybı çok sık karşımıza çıkar. Yani gelecekle alakalı kaygılı düşüncelerin içerisinde kendimi ne kadar bastırırsam o kadar çok motivasyon kaybı yaşayıp pozitif anlamda ya da hakikaten o gelecekte olmasını istediğim şeylerle ilgili plan kurmaktan da kaçınabilirim. Beklentilerim azalabilir. Tüm bunlar da overall'da aslında hayatımızın kalitesinin kaybolmasına sebep olur. Yaşam kalitemizde bir düşüş, her zaman yaptığımız şeylerden bir kaçış. Öyle çok rutinde o tam tabiriyle tekerleğin içinde dönen hamsterlar gibi aynı döngünün içerisinde dönerken ve benim hayatım elimden gitti diye düşünürken kendimize bulabiliriz. Peki, şimdi gelecek kaygısı bize gördüğünüz gibi bir sürü şey yapıyor, düşündürüyor, etkiliyor vesaire. Bununla başa çıkmak için neler yapabiliriz? Şimdi gelecek kaygısıyla başa çıkabilmek için bir sürü farklı metot var. Bunlardan en önemlisi aslında gerçekçi ve küçük boyutlu hedefler belirlemek. Hani belirsizlik dedik ya ve kontrol kaybı dedik ya. En önemli iki öğe o esasında. Genelde kaygının her türüyle baş etmek için kontrol hissini ele alabileceğimiz noktalara başvurmak çok önemlidir. Mesela kaygı bozukluğu yaşayan danışanlarım en ağırlıklı olarak işte nefeslerini kontrol edememe, çarpıntı vesaire gibi fizyolojik semptomlarla başvuruyorlar. Ve onlara ilk önerdiğim şey nefeslerini kontrol etmeleri oluyor aslında. Solunumu kontrol etmeye başladığı anda bir şeyleri kendi kontrolünün altına aldığını hissediyor bilinç ve sakinleşme eğilimi gösteriyor. O yüzden gelecek kaygısı da anonim bir zaman dilimine ve çok kocaman bir zaman dilimine dair hissettiğimiz bir kaygı olduğu için böl parçala yönet taktiği her zaman işe yarar. İstediğimiz hayata kavuşabilmek adına bugünden neler yapabiliriz? Bugünümün içerisinde o güne dair kontrol edebileceğim ne var? Yani atıyorum mesela gelecekle ilgili yaşadığım en büyük kaygı faktörüm ekonomik kaygı. İşte geleceğinde çok param olsun istiyorum ya da kendimi güvende hissedebileceğim bir kenarda köşede param olsun istiyorum. Emekli olduğumda da oturup hesap kitap yapmayayım, uğraşmayayım istiyorum. O zaman mesela bugünden bunun için yapabileceğim bir şeyler var. İşte ne bileyim yatırım yapmak, birikim hesabı açmak vesaire gibi. O yüzden hani bugünden ne yapabileceğimizi düşünmek ve buna uygun minik minik adımlar atıyor olmak gelecek kaygısıyla baş etmekteki en önemli adımlardan bir tanesi. Önceden üstesinden geldiğimiz zorlukları hatırlamak bir diğeridir. Hepimiz her gün bir sürü şeyle uğraşıyoruz. İşte hepimizin hayatında irili ufaklı travmaları, yaşadığı problemler, kötü anıları olabiliyor. Ve bunların bir kısmını hani kendi çabamızla çözüp içinden çıkmış oluyoruz. O yüzden o geçmiş başarılarımızı, geçmiş sıkıntıların içinden çıktığımız anları kendimize hatırlatıyor olmak, gelecek kaygısını dindirmekte bir etkendir. Bize şey mesajını verir. Çünkü yani bunu da halledebilirsin, bunu da yapabilirsin. Ya da işte bununla ilgili şununla ilgili bir çözüm bulabilirsin. Hissiyatını bize verecektir. O yüzden o geçmiş başarılarımızı, geçmiş içinden çıktığımız karanlık tünelleri kendimize hatırlatmak iyi olacaktır. Ve bu noktada şeyi de hatırlatmak çok çok önemli aslında. Her duygunun bir son kullanma tarihi var. Yani hissettiğiniz negatif duygular, kaygılar, korkular sonsuza kadar size eşlik etmiyor. Hepsi bir noktada bitiyor. O yüzden o son kullanma tarihini kaçırmamak lazım. Yani onu unutmamak lazım. Elbet bir noktada böyle ufak ufak önerilerle, ufak ufak çözümlerle o son kullanma tarihine ulaşıp o duygudan kurtuluyor oluyoruz. Alternatif planlar oluşturmak çok önemlidir. Her zaman işler istediğimiz gibi gitmez. Yani biz mesela kendimizden de düşünebiliriz. Bir başkasının bize bağlı olan işinde de
her zaman işler onun istediği gibi gitmeyebiliyor. Çünkü işte bizden kaynaklı da bir hata ortaya çıkabiliyor ya da bir aksama olabiliyor ya da bir farklılık ortaya çıkabiliyor. O yüzden yani bizim işlerimizle alakalı da her şey istediğimiz gibi olmayabilir. O yüzden tek bir plana sıkı sıkıya bağlanmak, sıkı sıkıya körü körüne bunu düşünüyor olmak aslında bu kaygıyı daha yoğun yaşamamıza sebep olacaktır. Çünkü ya hep ya hiç madde ortaya çıkacaktır. Ya siyah ya beyaz. Ama kötü bir haberim var. Hayat biraz gri. O yüzden alternatif yolları belirleyebiliyor olmak, orada kendi siyah beyazımızın alternatiflerini yaratmak her zaman gelecek kaygısıyla baş etmekte önemli bir faktördür. Bir diğer öneri benim çok sık tavsiye ettiğim düşünce günlüğü tutmak. Yani bu düşünce günlüğü tutmak, sevgili günlük bugün işte başıma neler geldi sen biliyor musun gibi değil. Ama geleceğimize dair hayal ettiğimiz, korktuğumuz, kaygılandığımız durumları oturup yazmak. Bunlarla ilgili neler düşünüyoruz, neler hissediyoruz, işte neler planlıyoruz, bunları bir yazıya dökmek her zaman kontrolü ele alma hissini beraberinde getirir. Çünkü zihnin içinde düşünceleri kendi haline bıraktığınız zaman o zihin sinsidir. Bir sürü başka düşünceyi beraberinde getirerek bık 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 hepsini birbirine katarak bizi iyice böyle kontrolden çıkmış hissetmemize sebep olur. Ama oturup bunları yazarsak, yazmak aynı zamanda okuma eylemi olduğu için bir şeyleri net görmemizi sağlar. Onların içerisinde neleri kontrol edebiliyoruz, neleri edemiyoruz, onları analiz edip ayırmamızı ve çözüm önerileri üretmemizi sağlar. Odaklanmayı beraberinde getirir. Şimdi burada kontrol kaybı, gelecek, belirsizlik, bir sürü böyle korkunç kavram konuşuyoruz ya. Şimdi bunun çözümü anda kalmakta gizli. Şimdi bayılıyorum bu anda kalma kavramına çünkü çok yanlış yollara da gidebiliyor. Yani sosyal medyaya girdiğiniz zaman anda kalmakla alakalı gerçek dışı bir sürü şeyle karşılaşacaksınız. Anda kalmak sandığınız kadar kolay bir eylem değil. Çünkü hiçbirimizin hayatı sadece içinde bulunduğu andan ibaret değil. Kocaman bir geçmişimiz var, kocaman bir geleceğimiz var. O gelecek bazen tek bizim geleceğimiz değil, çoluğumuz, çocuğumuz ya da bakım vermekle yükümlü olduğumuz diğer kişilerin geleceğini de etkilediği için oturup düşünmek zorunda olduğumuz çok bilinmeyen denklemlerimiz hepimizin var. Ama anda kalmaktan kastettiğim benim ve aslında olması gereken mevcut yaşamı deneyimlemekle ilgili. Çünkü bu gelecek kaygısı en çok mevcut yaşamı deneyimlemeyi gözden kaçırtıyor insana. Yani bugününde ne var? Bugün yediğin yemeğin tadını alabiliyor musun? Ya da bugün arkadaşınla ettiğin sohbetin tadını alabiliyor musun? İşte bugün başardığın projenin hakikaten başardığın için kendini ödüllendirip hakkını verebiliyor musun? Anda kalmak biraz bununla alakalı. Ya da işte partnerinle bugün geçirdiğin günün tadını çıkarabiliyor musun? Bununla ilgili. Burada da bu farkındalığı arttırıcı çeşitli metotlar var. Çok da işe yarıyorlar. Nefes egzersizleri, yoga, meditasyon gibi yöntemlere başvurabilirsiniz. İşte meditasyon, yoga herkesin çok yapabileceği şeyler değil. O yüzden danışanlarıma da önerirken seviyorsanız ve yapabiliyorsanız yapın derim. Ama nefes egzersizi hepimizin yapabileceği bir şey. O yüzden hepiniz için farklı bir nefes egzersizi metodu vardır. Çok güzel bunlarla ilgili YouTube'da videolar, podcastler vesaireler var. Araştırıp bakıp deneyip sizin için en uygununu seçip o tamamen bedensel duyumlanmayı arttıran yani kendimize dair farkındalığımızı arttıran bir nefes egzersizi seçebilirsiniz. Özellikle böyle her şeyin kontrolü elimden gidiyor gibi hissettiğiniz anlarda oturup düzenli olarak o nefes egzersizlerini ya da işte yapıyorsanız yoga meditasyon yapabilirsiniz. Bu size mevcut durumun, kendinizin, bedeninizin, hayatınızın kontrolünün sizin üzerinizde olduğunu çok yoğun bir şekilde hissettirecektir. Ve o anda kalma dediğimiz şey de mümkün kılacaktır. Hobi ve ilgi alanlarına zaman ayırmak gelecek kaygısıyla baş etmekte çok etkendir. Şimdi şey diye düşünebilirsiniz yani geleceğimle alakalı ekonomik kaygı güdüyorum. Oturup resim yapmak buna nasıl faydası olacak? Şöyle faydası olacak, işlevsel olduğunuzu hissettirecek size. Bir şeyleri kontrol edebildiğinizi hissettirecek, daha güvende hissettirecek size. Evet, belki geleceğinizle ilgili hissettiğiniz işte duygusal eksiklikle ilgili ya da ekonomik ya da işte çocuk sahibi olup olmamakla ilgili kaygıyı ortadan tamamen kaldırmayacak ya da önünüze 1 milyon dolar bırakmayacak ya da işte bir tane çocuk koymayacak önünüze. Ama bu tip şeyler ruh sağlığına pozitif yönde besleyici etkisi olduğu için
Ve kendi ürettiğimiz şeyler olduğu için, kendimiz yaptığımız için o hayata dair kontrol duygumuzu daha çok hissettirip bir şeyleri yapabilirim'e dair inancınızı kuvvetlendirecek. O yüzden yoksa edinin, varsa geliştirin, vazgeçtiyseniz geri edinin ama mutlaka hobi ve ilgi alanlarınız olsun. Çeşitli olumlu düşünce teknikleri gelecek kaygısıyla başa çıkmakta çok etkili bir yöntemdir. Olumlu düşünme tekniği bu her şey çok güzel olacak, aman pozitifleyelim, olumlamaları saçalım ortaya gibi bir şey değil. Olumlu bir yerden gerçekçi düşünce teknikleri geliştirmek, o gelecekle ilgili yaşadığımız kaygılı düşünceleri, kaygılı durumları daha net bir şekilde yeniden şekillendirmeye, işte alternatif çözüm yolları bulmayı, A, B, C, bazen D, E, F planları yapmayı beraberinde getirecektir. Çünkü kaygı beraberinde tamamen negatif düşünce örüntüsünü getirir. Ama daha gerçekçi, daha olumlu bir gerçekçilikle bakıyor olmak o backup planlarınızı yapmanızı kolaylaştıracaktır. Çok çok önemli bir nokta gelecek kaygısıyla başa çıkmakta. Yeniliklere açık olmak. Yeniliklerle istekler ve hayallerimizi değiştirebiliriz. Hatta belki daha ileriye taşıyabiliriz. İlle körü körüne tek bir şeye, tek bir perspektiften, tek bir camdan bakmamak lazım. Ya da aynı şeyde, aynı düzlemde sıkışıp kalmamak lazım. Yani bunun örneğini ben danışanlarımda gördüm. Çok eski bir danışanım, çok uzun süredir çalıştığı iş yerinden ayrılıp mesela bir hobisini işe haline getirdi. Ve yani bütün kaygısı ortadan kalktı. Geleceğinde çok daha mutlu bir insan oldu. Evet, ekonomik olarak belki öncekinden daha az kazandı ama geleceğiyle ilgili yapmak istediği her şeyi, planladığı her şeyi daha yapabilir hale geldi. O yüzden orada hani mevcut bir şey üzerinden bir plan yapıyoruz, bir yol haritası çiziyoruz. Ama körü körü de ona da bağlı kalmamak lazım. Yani etrafınızdaki yeniliklere, fırsatlara da açık olun. Farklı ihtimallere şans verin mutlaka. En azından şans vermeyi düşünün, bir değerlendirin. Yenilikler gelecek kaygısının önüne geçmede iyidir. Sosyal ve profesyonel destek almak çok önemlidir. Sosyal destek yalnız olmadığımızı hissettirir. İşte akıl akıldan üstündür dediğimiz, bizimle benzer durumlarda olan insanlardan alacağımız öneriler, bizim onlara vereceğimiz öneriler, ortaklaşa o kaygının açtığı yarayı sarmaya ya da işte o kaygının altımızdan çektiği halıyı tekrardan yerine oturtmaya yardımcı olabilir. Ama zaman zaman bununla baş edemeyebiliriz. Baş edemiyor olmak da son derece normal. Herkes her şeyle her zaman baş etmek zorunda değil. Biz psikologlar, psikiyatristler de her zaman her şeyle şahane baş edemeyebiliyoruz. Meslektaşlarımızdan destek alıyoruz böyle noktalarda. O yüzden baş edemediğiniz anlarda bir psikiyatrist veya bir psikologla görüşmek, işte bir terapi sürecinden geçmek ya da belki gerekiyorsa bir medikal destek alıyor olmak bu kaygıyla baş etmeyi çok daha kolay hale getirecektir. Ve kaygıyla alakalı baş etme mekanizmalarını geliştirmek, onu yarın öbür gün karşınıza çıkan farklı stresörlerin yarattığı farklı kaygı faktörlerinde de modifiye edip tekrardan kullanmanızı sağlayacaktır. Size kalıcı bir çözüm önerisi getirecektir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.